Yürekli bir arkadaş. Senin hayranın, diğer çocukların söylediğine göre sana özeniyormuş. Yanlış yapar, yazık eder. Bizim özenecek neyimiz var Ramazan arkadaş? Hadi ne duruyoruz, gidelim. Sen gelmiyorsun, ben gidiyorum. O zaman çıkar zarları. Kim büyük atarsa. Ben atacağıma göre. Bırak da onu kemik tayin etsin, çıkar. İyi, peki. Göreceğiz bakalım. Yedi attım. Buyurun bakalım, sen at. Neymiş? Kazandın. Gitmemiz lazım. Tahmin ettiğim gibi. Görüyorsun işte, dayı kasımı da gözetliyorlar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gözün aydın. Arap gemiyle tutuklamışlar. Boşuna sevinme. Nasıl olsa Mazhar Bey kurtar onu. Mazhar Bey niye kurtarsın ki onu? Arap gemi şakırsa ucu Mazhar Bey'e dokunurdu ondan. Çok karanlık işler var Ramazan, çok. Sigara. Misafire ver hocam. Buyurun efendim. Mersi. Sağ ol. Afiyet olsun. Kızım bana Mazhar Bey bağlı. Peki efendim. Araba numarasından arayacaksın. Tamam efendim. Tamam kızım. Anlaşıldı. Selim Bey. Evet Selim, ne haber? Haberler iyi efendim. Cemil Bey yanımda. Suçlanmasını gerektiren kesin bir delil olmadığı için serbest bırakıldı. Aslanım benim, sen avukatların şahısın. Her zaman emirlerinizi bekliyorum efendim. Cemil Bey'e benim için geçmiş olsun de. Size selamları var. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Oh be, boşuna telaşlanmışız. Emil Bey serbest bırakılmış.
Şimdi tek meselemiz Kemal Efendi. O da Ergeç dayı Kasım Ağabeyci. İzin bulacağız ve o dertten de kurtulacağız. Beni eve bırakın. Emredersin. Ne düşünüyorsun Kemal? İstanbul'un güzelliğine bak. Bu güzellik içinde kimleri yutmadı ki? Ne Masarlar, ne Kemaller geldi geçti. Bir gün sıra bize de gelecek. Ama bugün ama yarın. Mutlaka gelecek. Bu çark böyle döndükçe yeni Masarlar, yeni Kemaller çıkacaktır, buna inan. Ya Ramazan arkadaş işte böyle. Madem bu gidişatı engelleyemeyeceksin, bu çaban, bu kavga niye? Senin yaptığın havanda su dövmekten başka bir şey değil. Peki ne yapmalıyım Ramazan arkadaş? Hala mı soruyorsun? Çek bir çizgi, kapa sayfayı. Nasıl kapatasın, ortadan çıkmış. Bu işin duru dönüşü yok. Şimdi senden istediğim şu. Beni biraz yalnız bırak. Hiç değilse gönlümde özgürlüğü yaşayayım. Günlerdir kendimi demir parmaksız kafesler içinde hissediyorum. Kusura bakma olur mu? Saçmalama. Şuradan şuraya bir adım atmam. Sen nereye, ben oraya. Senin düşünmen gereken insanlar var. Peki Nazan, o kız ne olacak? Onu düşünmüyor musun? Düşünmez olur muyum Ramazan? Alemi üzmenin ne faydası var? Benim hayatım namlunun ucundaki tek bir kurşuna kalmış. Bugün varım, yarın yokum. Ben ona ne verebilirim ki? Neyse, boş ver. Senden kurtulmam bir tek yolu var. Zara var mısın? Gene aynı numara. Peki varım. Çök. Evet, büyük yatan kazanıyor. Tamam mı? Beni mahcup etme kendini. 8. Güle güle Ramazan. Şansına küs. Acaba şanslı olan kim? Giden mi, kalan mı? Herhalde giden. Efendim? Kemal sen misin? Çok şükür evlat, sesini duydum. Mesajımı aldın demek. Önemli olan şu evlat. Masar Bey ile Arap Cemil birleşti. İkisi de peşinde, dikkatli ol. Anladım dayı Kasım, anladım. Ben seni sonra ararım. Şimdi bir görüşelim.
Alo, buyurun efendim, MI Holding. Masar Bey yerinde mi acaba? Görüşmek istiyordum da. Anladım efendim. Ama ne yazık ki şu anda burada yoklar. Nerede bulabilir? Evinde olabilirler. Hayrola kızım, nereye? Okula uğrayacağım babacığım. Ben bakarım. Alo, buyurun. Kemal abi, sen misin? Ben Sibel. Sibel, merhaba. Mazhar Bey'le konuşabilir miyim? Bir dakika Kemal abi. Kemal abi babacığım, sizinle konuşmak istiyorum. Alo. 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 Kemal abi benim. Özür dilerim. Babam biraz önce çıkmış. Anlıyorum sizi. Sağ ol. İşim bitti Kemal. Baba dediğin adam bile telefonla çıkmıyor. Bütün çekilmişe döndüler. Adın ne senin? Ali Osman. Nerelisin? Ağrı. Baban var mı Osman? Var abi. Ya annen? Var evet. Simit al, sıcak simit, sıcak simit, gevrek simit al, simit. Kardeşlerin var mı? Evet var. Kaç tane? 6. Kaç erkek, kaç kız? 2 kız, 4 erkek. Neden simit satıyorsun? Boş ver abi. Sıcak simit, taze simit, gevrek simit, simitçi geldi. Simit al, simit, simit, simit. Simitçi geldi, simit al, gevrek simit. Simit al, simit. Simit, simitçi geldi, taze simit, yeni geldi, sıcak sıcak.
bir baksana. Hele bir dur. Bu kadar parayı diye niye verdin? Geri mi vermek istiyordun? Enayi miyim be abi? Benim de artık gözüm açıldı. Yalnız merak ettim de. Sen de boş ver. Anlamıyorsun, anlamıyorsun. Komiklikler yapıyorsun beni güldürmek için ama gülemiyorum ki. Kemal kardeşim, ben sana daha önceden not bıraktım. Belki aldım, belki almadım. Olsun, ben yine de söylüyorum, ben Yılmaz. Senin ikizin Yılmaz. Bizi ara, lütfen.
Benim katkımla güzel bir resim olabilir. Kemal abi! Şaşırdın mı? Buraya ilk gelişim değil ki. Buranın ilk tutulduğu günleri unuttun mu? Seni ben getirip götürürüm. Nasıl unuturum Kemal abi? Hep beraber bir aile gibi. O bir zamanlardı. Neden böyle oldu? Neler oluyor Kemal abi? Babana sorsan daha iyi olur. Babama karşı daha kibar olacağını sanırdım Kemal abi. Babam beni sattı Sibel. Lütfen Kemal abi. Babam hakkında böyle konuşamazsın. Babamla aramızda savaş var. İki düşman mısınız yani? Evet. Baban can düşmanı. Çok katısın Kemal abi. Katı olan o, yanlış olan o. Lütfen Kemal abi, lütfen. İlişkilere ihanet eden o. Kemal abi, söylediğine dikkat et. Gerçekleri sen de öğren. Babanı tanı lütfen. Babam hakkında bir tek kelime daha edersen ben gidiyorum. Babam benim aşa gibi kullandı, sonra da sattı. Seni dinlemek istemiyorum. Dur Sibel! Durmazsam ne olacak? Böyle gitmeni istemiyorum. Nasıl gitmeliyim? Neden anlamıyorsun? Babam beni sattı diyorum, inanmıyorsun. Babam adam satmaz. Ben de öyle sanırdım meleğim. Bana meleğim dedin Kemal abi. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ben de sana köylü derdim, hatırladın mı? Köylü. Eski günler kül oldu. Duman oldu meleğim. Ama ben hala senin meleğinim değil mi gönlüm? Hı hı. Sen benim hala meleğimsin. Sana çay yapayım mı gönlüm? Köylünün ne içtiğini unuttun mu? Bakalım unuttum mu? Hadi bakalım. Unutmuş muyum köylü? Evet, unutmamışsın. Bu maydanoz durakı da sen icat etmiştin. Peki, bu kimin? Benim. Sen de mi içeceksin? Ben artık o eski liseli kız değilim köylü. Çocuklar da bir gün büyür. İşte ben de büyüdüm. Keşke büyümeseler. Hep çocuk, hep melek kalsalar. Zamanı durdurabilir misin köylü? Şairin dediği gibi. Saat vurur geceyle beraber. Köprünün altında akan sular gibi. Zaman geçip gider. Ve küçükler büyür öyle mi? Evet köylü. Ve küçükler büyür. Evet. Belki haklısın. Yok. Bir kural var, unuttun mu köylü? Neymiş? Bir kadınla bir erkek kadeh tokuştururken
birbirlerinin gözlerine bakmaları gerekir. Öyle mi olması gerekiyor? Hı hı. Öyle olması gerekiyor. Kurala göre. Peki içelim. Babama neden düşman oldun Kemal abi? Ben kimseye düşman olmadım. Peki o zaman niye ters düştün? İlahlar kurban istiyor be kaldı. Kurban, baban mı Kemal abi? Sen demin Atölye'de içki içmenin bir kuralından söz ettin. Ben de sana hayatın bir kuralından söz edeyim. Ezilenler hep alttakilerdir. Kurban benim. Hüküm verenlerse... Hüküm verenler mi? Onlar da kim? Birisi sayın babanız. Uğruna gençliğimi, öfkemi, yüreğimi koyduğum sevgili babanız. Köylü sana bir soru soracak meleğim. Ama cevabını vereceksin. Geçen telefon açıp evde babanı istediğimde hatırlıyorsun değil mi? Evet. Ve sen baban evde yoktun işte. Evde miydi değil miydi? Melekler yalan söylemez. Evde miydi değil miydi? Evdeydi. Ya gördün mü? Sen niye bu pis işlerin içindesin onu anlayamadım. Bak meleğim ben köylüyüm. Özümde yalan yoktur. Bugüne kadar ne yaptıysam haklı olduğum için yaptım. Hiçbir zaman haksız bir iş yapmadım. Eğer haksız bir iş yaptıysam, kendi cezamı kendim vermişimdir. Ama şuna inan ki, bu cezayı vermek isteyenler özü ve sözü doğru olması gereken insanlardır. Ama ne senin baban, ne de baban gibiler, hiçbir zaman haktan yana olmadılar. Ben sadece hakkımı korudum. Ve sonuç, adam vurdum, aranıyorum.
köylü. Gel. Bunu alır mısın? Bu ne? Benim atölyenin yedek anahtarı. Dilediğin zaman, dilediğin gibi kullanabilirsin. Sanırım senin için güvenli bir yerdir. Lütfen köylü. Meleğine güvenebilirsin. Sağ olasın. İyi günler. Teşekkürler Kasım baba. Aa, hayırlı işler. Değil. İyi günler. Zamanı bildiririm. Sen iyi misin Kemal? Beni merak etme dayı. Kendine iyi bak. Ellerinden öperim. Seni arar yerimi bildiririm. Yerini çabuk bildir Kemal, çabuk. Seni sevenlerin sabırsızlanıyorlar. Evet. Benim uykularım kaçıyor. Sancılarım tutuyor. Benim aslanım da paslandı. Bir an önce kan kusmak istiyor. Kan. Bizim de acelemiz yok. Beklemesini bilen derviş muradına ermiş. Neyse, biz saunaya gidiyoruz. Biraz yorgunluk atalım. Evet, biz de bir hamam yapalım. Ama önce sefamız olsun. Usta, ne var? Kemal abi geldi.